söz konusu anayasa olunca o kadar endişelerle bakmak zorundayız ki ve bütün bu endişelerin içerisinden sağlam bir yapı çıkarabilirsek işte o anayasa olur. Bu endişeyi taşıyorsanız bu da demektir ki Kivaçay'ın açıklaması da aslında onu gösteriyor. Bir tek madde bile olsa anayasamız çıksın diye masadan MHP kesinlikle kalkmayacak. Hayır efendim, koltuklar çok güzel, rahat. Nereye peki kalkıyor? Kırmızı çizgilerle anlaşamazsanız ne olur? MHP'nin millet mukadderatını, istiklalini, istikbalini ilgilendirecek hiçbir konuda bir zerre kadar tavizi de olmaz. Onun da bilinmesi lazım. Türk vatandaşlığı, Türkiye vatandaşlığı. Ne gerekiyorsa zamanı geldiği vakit. Madde olarak açmıyoruz. Bir şey söylemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu genel bir, yaklaşım genel olarak, yaklaşım olarak biz biraz önce arz ettiğim gibi milletin problemlerini çözecek bir anayasanın yapımı için uğraşırken 10 yıl sonra milletin çözülmesine sebebiyet verecek bir anayasanın altına imza atmayız. Peki anayasa komisyonu üyesi olarak değil bir MHP'li olarak Türkiye vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı, vicdani red ki bu konuda da anlaşamadınız, vicdani özgürlüğü hakkındaki maddeler başlığı altında ve bir de kültürel haklarda ana dilde eğitim, Kürtlerin ana dilde eğitimi konusunda şu anda anlaşılamayan 3 başlık var görüldüğü kadarıyla, basına yansıdığı kadarıyla. Bütün bunlara cevabım Melek Hanım biraz önce söylediğim sözün içerisindedir. Bütün bunlar bu millet içerisinde yeni bir millet yaratmanın mücadelesidir. Bir millet yaratmanın unsurları oluşturuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe bunun karşısında olacaktır. Buna fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Sonu nereye giderse gitsin. Gerekirse bunun savaşını bile veririz. Buna fırsat vermemek için mi masadan kalkmayacaksınız? Evet. Evet. Çok önemli bir evet. Nokta. Yani mücadele vermek için. Hiç umurumda değil. Yolları açık olsun. Bu durumda AK Parti ile bu konularda uzlaşıp o yönde mi karar verecek? Bakarız. Uzlaşabilirsek. Uzlaşabilir. Ama bizim düşüncemiz, temennimiz en geniş kapsamlı bir uzlaşmayla anayasanın çıkması. Şimdi bu lafları söylerken biz bu arkadaşlarımızı ikna edeceğimiz inancımızı da taşıyoruz. Peki Sayın İMA'ya renk değiştireceğini düşünüyoruz. Kırmızı çizgiler olarak kalmayacak. Zamanında bu kırmızı çizgi biraz renk değiştirecek dedi. İMA'nın iyi niyetleri efendim öyle ortak bakalım. Ortak bir uzlaşı söz konusu olamaz İMA, mı? Dedim ya efendim. İMA'ya iyi niyetleri. Evet, İMA'nın iyi niyetleridir. Millet mukadderatını, istiklalini, istikbalini ilgilendirecek her konuda tavrımız kesindir. Ne tartışılır ne tartıştırırız. Ama aynı zamanda yeni anayasa konusunda da kararlısınız. Kararlıyız efendim, yani kusura bakmayın bu millet sadece bizim milletimiz değil ki. Yani mukadderatı dediğim millet yani benim mukadderatım değil, milletin mukadderatı. Bu sizin de milletiniz. Koskoca bir imparatorluk yıkılmış anayasa değişikliklerine bağlı olarak. Her anayasa değişikliğinde bir parçamızı kaybetmişiz. Şimdi ben bu tarihi hafızayı bugün yeni anayasada değişiklik yapılırken bu tarihi hafızayı bir tarafa mı bırakacağım? Tabii ki beraberimde taşıyacağım. Peki şu an anlaşılan, uzlaşılan konular kaleme alınmaya başlandı. Görüldüğü kadarıyla baştan beri tartışılan kırmızı çizgiler anayasanın yazımının son aşamasında itilecek. Evet, bardağın dolu tarafına bakın. İşte bu söylediğimiz 5-10 madde bunlar da daha çok tartışılacak. İkna edeceğiz, tartışma noktasını ikna edeceğiz. Birçok noktada, büyük bir kısmında en geniş uzlaşma sağlanacağı inancını taşıyoruz. Yani olumsuzluklardan başlamayalım. Biz hiç bakın bütün bunları söylerken umutla oturuyoruz. İşte olumludan yani. Başladınız, anlaşılan konular yazılmaya başlandı. Evet. Olumsuzlar sona. Kolay var efendim. Yani anayasa geldik 9. madde diye beklerken son anda tıkanır mı bu kadar? Efendim bakın 9. maddeye geldik. Anlaşamadık. Ya Allah'a şükür 10. madde var. Hemen ona geçiyoruz. Anlaştıklarınızla ilerleyeceksiniz. Evet, evet, ama evet. Bir netice. Onları da dönüp sonra tekrar. Asıl kavga sonra saklanıyor. Üst komisyonda göre, yani kavga bu tabirle biraz kendi zemininde kullanılması gereken şeyler ama yani. Mücadele diyelim. Mücadele. Fikri bir kavga, fikri bir mücadeleden yanayız. Hiç kimse masada bileğini ortaya koyacak kadar sakin, kaba bir yok, zaten kendisine, MHP bu dönemde oldukça evet. Sakin görünüyor. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ülkücülerin zaman gelmiştir. Kavgası verilmesi gereken hadiselerde kavga sahasında görmüşlerdir. O bütün meziyetlerimizin bir tanesidir.
Biz aklımızı kendimize rehber etmiş insanlarız. İmanımızı kendimize güç kaynağı olarak seçmiş insanlarız. Onun için belli dönemlerde bakarak lütfen değerlendirmeyin. Haksızlık edersiniz. Şunun için bir şeylere inanmış olarak ölümü göze alan insanların bir tek bekledikleri bir şey vardır. Saygı duyacağız. Ama ne olursa olsun bir şeye inanmış, öylesine inanmış ki canını feda edecek kadar. Evet, süremiz kısıttı. Daha iki önemli Oktay konu var. Oktay Bey, genç politikacısınız ama tecrübeli bir politikacısınız. Merhum 61 yaşındayım. Olsun, iyi gösteriyorsunuz ama. Merhum Alparslan Türkeş'le de birlikte siyaset yaptınız. Hep şu eleştiri geldi. Sivil siyasetçiler darbeleri eleştirdi. Ama darbe hukukunu tasfiyede, darbe anayasalarını kaldırıp sivil anayasalar koymakta başarılı olamadı diye. Şimdi siz tecrübenize sığınarak soruyorum. Türkiye bunu başarabilecek mi? Sivil anayasayı yapabilecek mi? Eğer dar düşünce kalıplarından çıkarsa, kendisi için değil de millet için, kendi menfaatleri için değil de millet menfaati için hareket ederse, en geniş desteği bulur ve bu işi başarır. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bu yapıdaki idareciler olduğu vakit, o darbe söyleminin konuşulmasına sebebiyet veren insanlar kendi sınırlarında kalırlar. Çıkmazlar. Eğer dediniz, eğer olmazsa gibi bir tehlike söz konusu mu? Hayır. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar hiç tek başına iktidar olmadı. Yani muktediriz ama iktidar olmadık. 10 yıl biz iktidar olsaydık, 10 yıl bu çoğunlukla iktidar olsaydık, bugün PKK meselesi de bitmişti. Bu darbe marbe falan meselesi de bitmişti. Yani bir defa ucundan kulağından yamalı bir bohçada ortak olduk. Orada da bana göre insanlar hakkaniyetle değerlendirseler, mucize var, mucize. Bakın şurada Van depremi, Elazığ'da deprem oldu. Kaç tane adam öldü diye sayıyı bile bilemediler. 17 Ağustos depreminde binlerce insanımız öldü. Eylül'e geldiği vakit biz bunları en azından prefabrik evlere sokacağız dediler, sözlerinde durdular. Asrın mucizesini gerçekleştirdiler. Bir de bunun tek başına iktidar olduğu vakitki halini düşün. Evet. Yani anayasa konusunda çok olumsuz şeylere bakmıyorsunuz. Hayır. Diyorsunuz ve hayır. Biz bu işi olumlu... Komisyondaki arkadaşlarımızın hepsinin kişiliğine, şahsiyetine güveniyoruz. Biz tartışacağız aramızda. Kapışacağız aramızda fikir bazında. Ama orada biz tezimizin doğru olduğuna inanıyoruz. Sonuçta bizim doğrularımız çıkacak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Anayasa eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de 367'nin üzerinde dahi geçse yine de millete gitmesi gerektiğine inanıyor İnanıyoruz, musunuz? İnanıyoruz. Ha. Yeter ki birileri çıkıp gündeme su katmasın. Birden bu konuşmalar olurken düğün değil, bayram değil, başkanlık sistemi gibi bir tartışmayı işin içerisine sokmasın. Bu soru da kaçınılmaz oldu o zaman. Bu başkanlık sisteminin ortaya atılmasının zamanlama olarak bir de başkanlık sistemini sistem olarak nasıl vaktimiz var mı efendim? Vaktimiz var. Şimdi bakın çıkış şekline bakıyoruz. Tabii bu birçok defalar dillendirilmiş. Sayın Başbakan rahmetli başbuğumuza da atıfta yapıyor ya. Evet. Rahmetli başbuğumuzun bunu dillendirdiği vakit Türkiye iki meclisli, senato ve meclis var. O günün şartlarında bakıyorsunuz kanunlar çıkmıyor. Meclis başkanı seçilemiyor, cumhurbaşkanı seçilemiyor. Turlar vesaire falan. O şartlarda bir çözüm yolu olarak Türk milletinin yapısına da uyar diyor başkanlık. Yani kurulmuş Türk devletlerine baktığımız vakit. Fakat kitabın sonlarına doğru geldiğinizde gelişen hadiselere bakınca diyor ki memleket için en uygun rejim parlamenter rejimdir. Şimdi Sayın Başbakan'a sayfaları açanlar çok acelecilik ediyorlar. Ya biraz daha geriye okusanız adamcağızı
hataya düşürmezsiniz. Yani gerçi hoşumuza da gidiyor. Başbakan bizim kitapları da böylece okumuş oluyor. İnşallah feyiz alır. Burada endişemiz şu. Kesin doğrudur demiyorum. Ama biz bu noktadan bakıyoruz. Bölücü terörü bitirmenin yolu olarak, reçetesi olarak eğer bu konuya eğildiyseler felaket işte. Bu bir çözüm olur mu? Çünkü Sayın Bozdağ eyalet sistemine geçmeden de başkanlık sistemini getirebiliriz. Bakın, bakın bir şey söyleyeyim. Yani Bozdağ lafı güzel. Bozdağ'a bakmıyoruz biz. Bozdağ başbakanın kırıntılarını ifade eden bir adam. Bozdağ kim oluyor? Başbakan varken. Gerçi Bekir Bozdağ da değerli bir insandır. Hiç umurumda değil. Yani biz siyaset olarak tabii bakıyoruz. Memleket için hayırlı bir düşünceye sahip olduğu inancında değiliz. Çünkü o onun düşüncesini tartışıyoruz. Böyle bir sistem olabilir mi peki? Yani elbette ki efendim. Başkanlık sistemi. Bakın AKP'nin derdi şu. Başbakanın gücüyle AKP'nin gücünü tattığınız vakit başbakan fark atıyor. Başbakan 3 dönemde sınırladı kendisini. Yarın ayrıldığı vakit yaşanan endişe, şu andaki yaşatılan endişe, parti dağılır. Bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı var. Şimdi başbakana bir taş verdiler, eline attırdılar. 3 tane kuş vurduruyorlar. İkisinin etini başbakanın hoşuna gidecek olarak seçtiler. Nedir bu? Başkanlık sistemi, dolayısıyla Cumhurbaşkanıyla yarışmıyor. Başkan olacak. Başkan olunca partiye hakimiyeti söz konusu olacak. Parti dağılmayacak, yürütmenin başı olacak. Bu arada da öteden beri hani PKK'ya karşıyız maçıyız diyordu ya Amerika. Yalan. Hikaye. PKK'yı besleyen kendisi. PKK'yı besleyen kendisi. Dolayısıyla bu bölücülük meselesinin çözülebilmesi için uygun bir zemin. Başkanlık sistemi geldiği vakit arkasından eyalet sistemi çok kolay seslendirilir. Kolay seslendirilir. Efendim olmaz. Bugün konuştuklarımız da 10 yıl önce konuşulsaydı hadi canım sen de akıl yitikliğine mi uğradın derdiler. Eyalet sistemi geldiği vakitte işte bakın daha bu konular konuşulurken bölücü başının siyasi uzantısının başı hemen beyanatı verdi. Yani acaba bir uzlaşma ortamı yaratıldı mı bize? Özellik dillendirmeye başladılar. Bunlar hiç de yaban atacak. Burada söylüyoruz. Yaban atacak şeyler değil. Bu meseleyi böylece çözmek istiyorlar. Bizim endişemiz de bu. Peki süremiz evet, kaldıysa çok önemli. Son tabii, bir soru. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bir açıklama yapıyor ama çok önemli bölümüne bağlanacağız. Az bir süremiz var. Evet, tutuklu vekillere de sormak istiyorum. Bu son başbakan açıklamasından sonra tutuklu vekiller durumu rafa kalktı mı? Dün siz ayrıca Adalet Komisyonu üyesisiniz. 9 ayda sınırlandırılacak diye bir çalışma var yargı süresi. Bunun bir faydası olur mu? Biz dün tabii Anayasa Komisyonu'ndaydık. Adalet Komisyonu'ndaki tartışmaları bilemiyorum. Yani yargı hızlandırılacak, 9 ay içinde dava bitecek diye bir karar yani, meclise getiriliyor. Efendim bir an önce tutukluluğun ceza haline dönüşmesine fırsat vermeden adaletin adil olması noktasında insanları şüpheye düşürmeyecek bir kararın verilmesi lazım. Ama anayasa gibi lazım. Bu konuda da 3 parti bir türlü anlaşamıyor. 3 parti anlaştı. Ama şimdi şöyle konularda anlaştı. Çünkü sizin... Melek Hanım mayınlı bir saha. Bakın biz... Sayın Alan eğer bu işin ucunda ben öyle hatırlıyorum. PKK'ya yansıyacaksa ben içeride kalmaya razıyım diye bir beyanat vermişti. Yani Sayın Alan Türk ordusunun yetiştirdiği en yiğit, en cesur, ama onu kurtarmak için ileri sürülen madde de dağdakileri meclise sokacak diye bir yan işte bizim Mehmet Şandır'ın karşı çıktığı ve değiştirdikleri madde o maddeydi. Hala da aynı şeyi taşıyoruz. Yani bir kişimizi kurtarmak yerine bir melanet yuvasının kapısını açmak endişesi bizden önce Sayın Alan'da. Sayın Alan Türk ordusunun kahraman bir subayıdır ve kendine yakışanı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ sevgili izleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Uzlaşma Komisyonu üyesi, MHP Genel Başkan Danışmanı, Baş Danışmanı ve Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk ile gündemi değerlendirdik. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Pazartesi saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.